birinci Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onun için ben öncelikle tabii Köyceğiz halkına, sonra bu görevi ve sorumluluğu üstlenen siz değerli partilerime, il örgütü adına, milletvekillerim adına tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu bir süreçti ve umudunuzu yitirmeden anlatarak bu süreci en iyi şekilde götürmeye çalıştınız. Ha, sonuç hepimizi üzdü. Ama bakın, bu üzüntü hiçbir zaman vazgeçmeye dönüşmemeli. 28 Mayıs süreci tamamlandıktan sonra biz neleri yaşamaya başladık? Onu çok dikkatli izlememiz lazım. Hemen bütün eleştiri okları Genel Başkan'a, Cumhurbaşkanı adayımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine yöneltildi. Bu tuzağa lütfen düşmeyelim. Biz seçimi kaybettik, evet. Ama aldığımız %48 oyu önce sorgulayalım, nasıl aldık? Neler yapıldı? O süreç nasıl işledi? Genel Başkan neler yaptı? Ya burada bir çok ciddi emek var. Sadece Genel Başkan'ın değil, bütün örgütlerimiz ittifak partileriyle hayatlarında siyasi olarak tamamen zıt oldukları, hatta insanlarla bir araya gelmediler mi? Gelmedik mi? Onlar da geldi, biz de geldik. Ve yepyeni bir kültür oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın, siyasette bir barış dili, sevgi dili ilk kez bu kadar fazla söylendi. Ve bir kalp işaretini sembol haline getirdi. Sevginin dilini kullandı Genel Başkan. Şimdi biz kalktık, 28 Mayıs sürecinden sonra sanki Kemal Kılıçdaroğlu tek suçluymuş gibi onu maalesef kötülemeye başladı. Ya bunu hepimiz için söylemiyorum tabii. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum. Halk TV için söylüyorum. Sözcü TV için söylüyorum. İhanet çetesi arkadaşlar. Evet. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel başkana, bizim milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımız kışkırtarak parti içinde bir sorgulama yaratmaya çalışıyorlar. Parti için sorgulayacak tek güç bu partinin örgütüdür. Bu partinin örgütünden ve kurullarından başka ben gazeteciyim diye hiç kimse partinin içini karıştırmaya kalkmasın. Hiç kimse o büyükşehir belediye başkan adayı, yok o grup başkan vekili, genel başkan adayı reklamı yapmasın. Olmak isteyen herkes, genel başkan bunu kendisi...